Ne oldu şimdi? Hangisiydi bu? En son kim? Kapandı. Hah, geldi. Ter'i metlerden metliliğin. Metliliğine geldik. Metliliğinin tanımı harfi limden sonra sebeb-i metten sükun gelirse harfi limden sonra hayda harfi met duyduk da harfi lim ilk defa duyuyoruz. Ne olacak şimdi? Evet. Neyse önce bir ne zaman metliliğin olur sorusunun cevabı olarak bir hüküm cümlesi şeklinde tarifi yazdık bir bakıma. Tariftir bu. Harfiliğinden sonra sebeb-i metten sükun gelirse metliliğin olur. Dedik ki bilinmeyen bilinmeyenle izah edilmez. Harfiliğini ilk defa duyuyoruz. Harf-i met duyduk da harfiliğin ilk defa karşımıza çıktı. Harfiliğin ne demek? Önce onu anlayacağız. Harfiliğin kendileri sakin, harf-i mette de öyleydi birinci şart. Birinci şart. İkişer şart vardı ya, birinci aynıydı. Kendileri sakin. Ha, sonra ma kablileri meftuh olan, yani fetha harekeli olan vav ve ya harfleridir. İki taneymiş demek ki. Vav ya harf-i metne de var mı? Var. Peki vav ne zaman harf-i met olur? Makabli. Vav sakin, makabli. Madmum olduğunda, dammeli olduğunda. Ya ne zaman harf-i met olur? Hocalar soru sormaz, kendisi sakin. Makabli kesre. Peki vav ne zaman harfi lin olur? Kendisi sakin, makabli, fetha olduğunda. Ya ne zaman harfi lin olur? Kendisi sakin, makabli, fetha olduğunda. Birleştiriyoruz bunu. Harfi lin ne demekmiş? Kendileri sakin, makablileri, yani bir önceki harf, makabil diyoruz ona. Makabilleri meftuh olan, yani fetha harekeli olan vavine yazdır. Şimdi harfiliğini bulduk mu? Öğrendik mi? Öğrendik. Karanlık nokta ortadan kalktı. Devam edebiliriz o zaman. Harfiliğinden sonra şurada da hemen bulup işaretimizi koyalım. Örneklerde. Bakın burada ya kendisi sakin makabli meftuh mu? Hı. Meftuh. Harfi lin. Harfi lin. Hav derken vav sakin makabli fetha mı? Hı. Evet. Harfi lin. Nevm derken bu vav sakin makabli fethalı mı? Hı. Evet. Yine harfi lin'i bulduk burada da. Harfi linleri bulduk. Sonrasına bakıyoruz. Sonrasında ne gelirse diyor? Sükun gelirse diyor. Sükun neydi? Hareketsiz. Hareketsiz. Harf. Hareketsiz harf. Yani fetha, kesre, dammesi olmayan harf demekti. Şimdi ve sayfi derken sükun var mı? Yok. Ve sayf diye durduk sükun var mı? Var. Önemli değil. Önemli değil. Böyle anlaşılıyor çünkü değil mi? Bazılarının aklına şu soru gelmiştir ama. Cevabını vermiş oldum. Gelen oldu muydu? Dur ben sorayım. Hocam sükun gelirse dedin ama
sükün lazım mı, sükün arız mı diye sormadınız. Hmm. Hangi sükün? Arız. Diye aklına gelen vardır değil mi? Aşağıda yazıyor. Cennet arız. Sanmamışlar. Aşağıda yazıyor diye sanmamışlar. Cennet de arız. Evet. Yani sükün gelirse dedik, mutlak bıraktık. Bir kayıt ile takyit etmedik. Sınırlamadık. Madem ki sınırlamadık, bütün efradını camidir. Ne kadar sükun varsa piyasada hepsini kapsar. Hepsine şamildir. İki tane topu topu sükunumuz. Sükunu lazım, sükunu arız. Sorma gerek yok. Sükun gelirse dedi. Evet. O zaman ne anlaşılır buradan? Sükunu arız da olabilir bu sükun. Sükunu lazım da olabilir. Önemli değil. Ama önemli olduğu bir yer olduğu için biz gene bu sükunun hangi sükun olduğunu tespit edelim, bize faydası olacak ileride. Şimdi burada ferde bir sükun geldi mi? Geldi. Ne zaman geldi bu sükun? Durunca geldi. Öyleyse arizi bir sükun bu, durunca geldiğine göre. Durunca. Vakfen yani. Durunca sükunu arız. Harfiliğinden sonra sebeb-i medden sükun gelmiş, burada nasibimize sükun arız çıkmış. Olsun, önemli değil. Sükun olsun da taştan topraktan olsun. Öyleyse buradaki med münasebetimizin adı neymiş? Meddilliğin olur. Aynı şeyi şurada da görelim, birbirine karışmasın diye. Peki velâ ne olur? Velâ? Harf-i med var, sebeb-i med yok. Ne oluyor? Meddi tabii. Meddi tabii. Burada meddi tabii var. Yani şu ifadenin tecvid tahlilini yap bakalım dediler size. Siz de yaptınız. Nev, harf-i lim. Tek başına harf-i lim bir şey ifade etmiyor. Halbuki harf-i med tek başına uzatabiliyordu. İlla sebeb-i med ile omuz omuza vermesi gerekiyor. Sebeb-i medde muhtaç olduğu için zaten tel-i med sınıfına girdi bu da. Oldu mu? Asli med olamadı. Şimdi burada durduk. Durduğumuzdan dolayı sükûnu arız oluyor. Durunca. Durunca gelen bir sükûn bu. Ve la nevmun diye geçtik. Sükun ortadan kalktı. Arızi bir sükunmuş. Önemli değil. Sükun olması önemli. Ve la nevm. Buradaki med münasebetimizin adı yine meddiliğin. Evet. Şimdi şayet sükunu arız olursa bakın o başlık altında hüküm olarak meddi caizdir. Meddi arız gibi. Hem vecihlerinde hem de med ölçülerinde medde arız gibidir. B şıkkına bakalım şimdi. Eğer harfiliğinden sonra gelen sükun lazimi sükun ise o zaman meddiliğinin meddi vaciptir. Meddi lazım gibidir. Aha burada okunuşunu yazmışız. İki tane yerde huruf-u mukatta'da geçiyor ama aynı harf. Aynı harfinde. Ayn derken. Ama burada ayn derken ne harfiliğini görebiliyorum ben ne de sükunu. Onun için ne yaptım bakın buraya? Okunuşunu yazdım. Okunuşunu yazdım. Ayn. İşte bak ayn, ye ve nun. Şimdi harfiliğin kendini gösterdi mi burada? Bakın kendisi sakin, makabli, fethalı. Tamam. Ta yukarıda söyledik onu. Kendileri sakin, makablileri meftuh olan vav ile ya'ya harfilin diyorduk. Burada ya harfiliğini buldum. Hanımdan devam edelim. Harfilinden sonra, önce değil sonra.
Bakın her bir kayıp bir kaydı ihtirazidir. Sonra dedi. Önceyi dışarıda bıraktı. Sebeb-i ümmetten sükun gelirse mutlak zikretti, bıraktı. Sükunu lazım, sükunu arız diye bir kayıt getirmedi. Getirmediğine göre, mutlak zikrettiğine göre ne kadar efradı varsa hepsini içine alır. Daha sormana gerek yok. Hocam bu sükun gelirse dedin emme sükunu lazım mı, sükunu arız mı diye sormana gerek yok. Çünkü o da olur, o da gelir. İkisi de gelebilir. Heh. Şimdi bak zaten ikiye ayırdık. Şayet sükunu arız gelirse dedik. Bu yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi hükmü medde arız gibi. Caiz. Buradaki gibi şayet lazimi bir sükun gelirse, bakın şurada bir sükun gelmiş. Bu sükun acaba nasıl bir sükun? Ayn durduk, sükun var. Ayn sad diye geçtik, sükun gene var. İhfa yaptık, yine sükun var. Sükunu lazım o zaman. Olsun, önemli değil. Ha sükunu lazım, ha sükunu arız, gene o metli din olur. Ama hükmünü belirlemede önem arz ediyor. Bu ayrımı bilmenin faydası bu. Şayet buradaki gibi lazimi sükun gelmişse metni lazım gibi hükmü vacip. Evet. Kaf. Ha. Peki kaf ne olur burada? Kaf. Metni lazım. Bazıları bunu metni arız zanneder. Metni arız değil. Metni lazım. Neden? Bak. Kaf diye durdum. Sükun var. Kaf. Ha ya diye geçtim. Sükun gene var. Öyleyse sükunu lazım bu. Öyleyse meddi de meddi lazım. Sükunu lazım var çünkü. Ha ya ne olur? Meddi tabii. Ha ya meddi tabii. İkisi de. Ay diye uzatma ne olur? Meddi. İşte onu gördük. Devam edelim. Ayn sad. Meddi lazım. Ondan önce ihfa var değil mi? Evet. İhfa var. Sad. Meddi lazım. Lazım. Başka? Bir de gargara. Evet. Şimdi mesela bazen böyle bu Süleyman Efendi cemaatinde yani çok dikkat çekici bir organizasyon var. Belki de Diyanet bunun farkına vardı. Onun da şimdi tedbirini almaya çalışıyor. Yani çünkü baya birkaç sene onlar bu manada baya bir şey yaptılar, kadrolaştılar Diyanet'te. Yani herhangi bir cemaatin Kahire ekseriyetine girmesini istemiyordu yani. Devlet politikasıdır. Belki de isabetlidir. Bizim işimiz değil, hikmeti, hükümeti bilmiyoruz. Ben yaptıklarını söyleyeyim. Şimdi çok dikkatimizi çekti sınavlarda. Şimdi bakıyoruz lise mezunu ama ön lisans ilahiyatı bitirmiş. Çok güzel Kur'an okuyorlar. Kıyafetlerinden de belli zaten. Böyle bir organizasyon. Yani belki neredeyse hepsi sınavı kazandı. Evet. Şimdi ileride belki güzel Kur'an okuyanlardan yani bu şekilde böyle bir organizasyonla camilerle medrese nuriyelerin arasında bir köprü ulaştırma imkanını düşüneceğimiz bir vakitte aklınızda karpuz kabuğu düşürmüyorum ben. Yani hayat-ı içtimaiyeye atılmayı düşündüğünüzde yani çok isabetli bir şey olur. Dışarıdan mesela ön lisans ilahiyatı kendi aranızda konuşulduğu için bu o cesaretle konuşuyorum çünkü. Ön lisans ilahiyatı bitirenler özellikle bu dönemde
hem okullarla Medrese-i Nuriye arası hem de camilerle Medrese-i Nuriye arasında köprü kurma bir hizmet imkanı var. Yani şartlar sizi fıtri seyir neticesinde oraya getirdiğinde ya bir camide görev almayı veya bir okulda din kültürü derslerine girip o çocukların medrese ile irtibatlarını sağlamak bakımından bir sınava gireceksiniz. Yeterlik sınavı. İşte yeterlik sınavındaki sorulardan birisi bu mesele. Burada 5. tecvid hangisidir? Şu ifadede 5. tecvid kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Dur bakalım hangisi? Dur bakalım hangisi? He bir. Metni lazım. He metni tabii. Bu iki. Ye yine metni tabii. Ay derken metnin ayın sa derken ihfa. İhfa. Demek ki 5. tecvid ihfaymış. Peki 6.sı? Hangisi? Önce met gelir. Oldu mu? Metli lazım gene. Metli lazım. 7.sı? Kargale. Kargale. Veya kargale kaçıncı tecvittir diye sorar. Sen arada ihfayı göremediysen 6. dersin. Ama ihfayı görebildiysen 7. dersin. O daha kolay. Böyle sorularda biz hazırlayıp göndermiştik. Evet. Bir şey anlatabilir miyim hocam? O bitti mi? Efendim? Süleyman Efendi cemaatle ilgili bir şey anlatabiliriz. Yok. O zaten öyle bir şey biz gelir. Kim girirse girsin. Kim olursa olsun. Sınav şartları içerisinde böyle bir ayrıştırma insan haklarına ters. Yani evet, yani herkes gelir, şartlar bellidir. O şartların üstünde ise imtihanı kazanır. Yani üçüncüsü insan haklarına ters. Yani herkes kendi fikri kabullerinden dolayı muahaze edilemez. Ha ama bunu şayet ilerisinde böyle bir ayrıcalıkmış gibi veya bir işte kendi grubunda olanları kayırma gibi bu duruma gelirse o zaman devlet onun tedbirini alır. Veyahut bugün itibariyle tam sınavı kazanmıştır ama memurlarda şey yapılır. Ne o? Güvenlik soruşturması. Evet, güvenlik soruşturmasını yapar. İmtihanı kazandığın halde atamaz. Yani güvenlik soruşturmasını kaybetmiştir. Evet. Böyle şeyler olabilir. Peki. Hocam, lin ne demek lin? Yumuşak anlamında. Harfi lin zaten geçmiş de harflerin sıfatlarında değil mi? Lin sıfatı. Evet. Vav ile ya demiştik. Yani kelimenin ortasında ama kendisi sakin, makabili, fethalı vav ile ya. Bunu söylerken üzerine yüklenme. Ye, ve diye yüklenmeden söyle. Yumuşakça söyle anlamında lin sıfatı. Oldu mu? İşte bu şekilde sakin olarak, harfinin olarak geldiklerinde ey, ev şeklinde böyle basarak sert değil de yumuşak. Adı oradan geliyor. Bu önemli değil. Burada met önemli. Metin türü önemli değil. Met önemli burada. Ne yapacağız? Sükun arız geldiyse mette arız gibi hadr ile okuyorsak bir elif, tedvir ile okuyorsak iki elif, tahkik ile okuyorsak üç elif uzatıyoruz. Bu yukarıdakileri. Ama aşağıdakileri metni lazım gibi. Ayin tahkikte dört elif, ondan sonra tedvirde üç elif, hadirde iki elif. Yani metni lazım gibi yapıyoruz onu. Ama bir elde düştüğünü bilin.
Hocam bu tool dedi o, tahkik mi onu? Tool, tayastik, kask yazmışsınız ya. Ha o aynı şey. Aynı şey değil bire bire de. Mesela bir insan tahkik ile okurken de bir eli uzatabilir. Mehdi arızı bir elife düşürebilir. Tahkik ile okurken, çünkü vecihlerden, yani vecihle medd ölçüsünü karıştırmayacağız. Yani tahkikli okuyorsun, yani yavaş seyirle okuyorsun, meddi lazım dört elif uzattın, meddi muttasılı, meddi munfasılı dört elif uzattın, şık olan meddi arızı da dört elif uzatmaktır. Ama vecihlerden birisi var. Tahkikle de kasır yapabilir. Tahkik okurken de kasır yapabilir. Yani bir elifle durabilir. Yani bir elif uzatıp bırakabilir yani. Evet. Peki. Şimdi bunun da hükmü ne diyoruz? Yukarıdakinde caiz, sükünü lazım olanında vacip diyoruz. Tamam. Burada bir not almışız mı? Var. Ne diyor? Meddinin diğer metlerden farklı olarak sakin harfin, evet, sakin din harfinin üzerinde boyalanmak suretiyle uzatılır. Yani li ila fi Kurayş değil. Y üzerinde oyalanacağız. Sen ne yaptın? Yanlış yaptın. Kurayş Y üzerinde, harfiliğin üzerinde oyalanmak suretiyle veya ve emenehum min haf değil. Bazıları böyle uzatıyor bunu. Bu yanlış. Ya vav üzerinde oyalanacağız. Haf bu. Kaf ha ya ayn değil. Evet. Maalesef meşhur okuyuculardan birisi bunu böyle okumuş. Kaydını gösterdiler, inanamadım. Sizin çok 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 Türkiye'deki belki de şu an için birinci sırada okuyuculardan birisi. Evet. Bir önceki sureden başlamış, Kafeyayın saat orada bağlamış. Ondan sonra işte Meryem suresi diye girerseniz o okuyuş çıkar karşınıza. Ayn diye okuyor. Kim hocam? İshaklanış gurradır. Evet. Şimdi şöyle. Bu arkadaşlarımıza Cenab-ı Hak tevazu mahviyet versin. Müstahni gördüklerinden kendilerini eyvallah edip bunları ders almıyorlar. Almayınca da ehli yanında böyle gülüş duruma düşüyorlar. Ne yapalım? Düşsünler. Erradı bildarari la yunzaru le. Hocam bir tecrübenin yarısı seyahat esnasında bile beraber gidiyorsun. Kiminle gidiyorsun? Büyük ihtimal Hafız Osman Şahin Hoca Efendi ile beraber gidiyorsun. Musafları inceleme ve kıraat kurulu başkanı oldu şimdi. Fatih Camii'nin imamıydı. Kardeşi de vakıf herhalde onun bir yerde. Veya uzun yıllar vakıf durdu. Artvinli. O kurradır. Aşere takrib okumuş, bu ilmi bilir. Ona sor, de ki hocam ben burada böyle bir yer okuyacağım, bir dinleyiver beni de mahcup olmayalım. O seyahat esnasında bile dinletiverse, tevazu gösterip, müstahni davranmayıp bu hatayı işlemeyecek. Yani bir iki saatlik ders yeter aslında onlara ama maalesef okuyup böyle eyvallah etmediklerinden, evet. O bizim sorunumuz değil. Kendin veya saat, bakın şimdi bu ağacı anladınız artık değil mi? Bak ne kadar iş oturdu. Tepeden bir bakış bu. Met konusuna tepeden bir bakış. Vav, ya, elif, harf-i met. Harf-i met'ten sonra sevb-i met'ten bu şıkta hemze kuvvet verdi. Aynı kelimede metti muttasıl, ayrı ayrı kelimelerde metti muttasıl.
bu şıkta sükun kuvvet verdi. Sükunu arız kuvvet verdiğinde medde arız, sükunu lazım kuvvet verdiğinde medde lazım, sükunu lazım da. Bir de şuradan bir sürgün, şimdi de onu anlattık. Harfinden sonra sebep medden sükun gelirse meddiliğin olur. Evet, sükunu lazım gelirse uzatmak vacip, sükunu arız gelirse uzatmak caiz. Böyle özetledik konuyu, tamam mı? İnşallah bir tamamiha yerleşmiştir. Şimdi bakın. Aspirin yutturu gibi yutturacağım bu konuyu size. Aspirin yutturu gibi. Tamam mı? Tenvin veya sakin nun halleri. Bir kere her gördüğünüz sakin nun veya her gördüğünüz iki üstün, iki esre, iki ötre. Tenvin deniyor buna. Manası ne? Nunlamak demek. Nun oluşturmak demek. Nevvene yünevvinu tenvinun. Nun icat etmek demek. En iki üstün. Bakın sakin nun ortada mı okunuşta? Var. İn sakin nun var mı gene? Var. Un en, in, un. Yani bu sesleri veriyor. Hepsinde sakin nun var. Bu cihetten bakılırsa zaten ayrıma gerek yok. Sakin nunun halleri de geç. Ama tenvinde demişiz oraya. Çünkü tenvinde sakin nunu göremeyebiliyor. Öyle onu da kattık araya. Beş kuraldan birisi mutlaka var. Her gördüğünüz sakin nun ve tenvinli harften sonraki harfe göre mutlaka beş kuraldan birisi var. Veya dört kuraldan. Yani idam diyecek, idamı ikiye ayıracağız. İdam bilavunne bu cihetten, idam marunne diye. Şimdi tamam da hocam nereden bileceğiz ne olduğunu? Gelen harf kendin veya sakin nundan sonra gelen harf ba harfi ise ikla bile okuyacağız. Ler harfleri ise lam ve ra idram bilavunne yapacağız. Yemnu dört tane harf. Ya, mim, nun, vav. Bu dört harften birine uğradıysa kim? Kim uğradıysa? Kendin veya sakin nun. Hoca zor soru sormaz, korkmayın. Evet. Bunlardan birine uğrarsa, dört harften birine uğrarsa yine idam. İdam ama unneli. Unne sosu katacağız üstüne. Sesi. Bu ses, unne. Genizden, burun boğumundan gelen ses der. Evet. Şayet tenin veya sakin nundan sonra boğaz harfleri gelirse dur bakalım unutmuşsunuz mu unutmamışsınız mı? Kodlamayı ben yapıyorum. Siz karşısındaki ikişer harfi söylüyorsunuz. Kopya size. Boğaz. Alt. Bölüm. Çok güzel ya. Ha işte bu zevk bana yeter. Akşama kadar götürür beni. Boğaz, orta, bölüm. Karın. Boğaz, üst, bölüm. Karın. Çok güzel. İşte ikişer tane altı harf. Bu altı harften birisi gelirse oradaki onun ızhar edilir. Yani ortaya çıkarılır, gizlenmez, idam da yapılmaz. Ne varsa o okunur. Açıktan okunur. Ne görüyorsak onu okuyacağız. Bak, kaç tane yaptı şimdi? Ba, bir. Ler harfleri, idam bilavunne harfleri, lam ile ra, üç. İki taneydi. Yemnu harfleri, ya, mim, nun,
Vav. 7. 6 tane de boğaz harfi var. Hemze, ha, ayn, ha, gayn, ha. 13 yaptı. Toplam 28. 28'den 13 çıktı. 15 kaldı. Aha, sonuna geldik. Şayet tenvin veya sakin nun bu geçen 13 harfin dışında diğer 15 harfe uğrarsa onun ihfa edilir. İhfa ile okunur. Yani gizlenir, saklanır. Yani zatı gidiyor, sıfatıyla işaret ediyoruz. Hunnesiyle. Hunnesi baki kalır. İşte bakın, bu dersin özeti bu. Bu dersin özeti bu. Şimdi teferruatına, örneklerine geldi. Nasıl okuyacağız? Onu göstermen geldi. Bir, iklab. Ne zaman iklab olur sorusunun cevabıdır bu. Evet, neymiş? Ne zaman iklab olur sorusunun cevabı bu. Tenvin veya sakin nundan sonra ba harfi gelirse sakin nun iklab ile okunur. Şimdi sor. Hocam iklab ne demek? Bakın iklab ne demek diye sorulduğunda bazıları şunu cevap veriyor. Tenvin veya sakin nundan sonra ba harfi gelirse iklab olur. Ben ne zaman iklab olur diye sormadım ki sana. İklab nedir? İklab olur da iklab ne demek diyorum ben sana, sen onu söyle bana. İklab da bu. Kim ne sorduysa ona göre cevap vereceksin. İklab da bak buymuş. El iklabu iki nokta üst üste huve. Bak size Arapça da öğreteyim. Huve zamir o. Nereye raci? İklaba. O iklab nedir? Şudur. Kalbun nuni. Nunu kalbetmektir. Nasıl nun? Es-sakineti. Sakin nunu kalbetmektir. Daha evit tenvini. Tenvindeki o nunu kalbetmektir. Tenvini kalbetmektir. Neye? Mimen, mime. Nasıl mim? Halisan. Halis mime. %100 mime. Katışıksız. Evet, ihlaslı mime. Ne ile beraber? Buradaki vav maiyedir. Ne ile beraber? Ve ihfavuha, ihfası ile beraber onunun. Bakın hemen halis mime varmayacağız demek ki. İhfası ile beraber. Nerede? İndel bâi. Bâi okumadan. Bâ'nın yanına vardık, daha okumadık. İndel bâi. Ne ile? Bihunne. Yani nunun sıfatı olan hunne ile ihfa edeceğiz. Zatı gidecek. Evet. Evet. O hunne baki kalacak. Şimdi. Bu tanıma göre bir iklab uygulaması şu. Bakın. Kelle leyum. Bakın hunne ile bayı daha okumadım. Bakın daha bayı okumadım. Evet. İhfa yapıyorum şu anda. Ve ihfauha indel bayi. Bunu uyguluyorum. Leyum en son hadis mime varıyorum. Sonra bayi okuyorum. Evet, ihfayı yaptım. Bayi okumadan hadis mime vardım. Sonra bayi ekledim. Uygulanışı bu. Allah selamet versin Ramazan Paktiri hocam. Hafız dudakların ara uşaklıdır ha. Evet, Hafız Ramazan Paktiri hocam kitabı var. Dudak talimiyle ilgili de olan yerde çok büyük tetebbuatı var. Böyle hayatta yaşayan
meşhur hafızların öğrencileriyle yaptığı bir araştırma. Oraya kayda almış, dudak talimiyle ilgili bayağı hacimli bir araştırması var orada. Leyum derken diyor, dudakların arası birbirine pek basmayacak. Ki Garabaş Tecvidi'nin 12. sayfasında da geçer bu, yanındaki karşıya kısmında. Leyum dudak ileride, dudaklar birbirine pek basmıyor. Makabrindeki o nun harfini işba etmeden, tam doyurmadan fil cümle setretmektir diyor. Fil cümle. Bil cümlene, fil cümlene. Şimdi Nur talebesi bilir bunu. Bil cümle tamamen. Fil cümle bir kısmı. Evet. Fil cümle setretmektir diyor. Evet. İhfa o ya. Yani leyum be dudakların arasına ince sigara kağıdı girecek kadar bir aralık diyor olacak. Tamamen mimdeki gibi yımdımam yok, yummak yok. Leyum gunneyi böyle akıtırken dudakların uyuşacak, karıncalanıp gidecek. Ondan sonra geriye mime topluyoruz, sonra da peşine be diye okuyoruz bedenle. Yapılışı bu. Ama bunu yapamayanlar leyum diye hemen mime varıyor. Mim değilken o gunneyi akıtıyor, sonra ba'yı okuyor. Ama bu okuyuş bu tanıma uygun değil. Tanım buysa doğru uygulama birinci uygulamadır. Ama ikisinin de olduğunu bilin. Ha, o zaman tanım şöyle olması lazımdı. İşte huve kalbun nûn-i sâkine evit tenmin mîmen halisan, halis mime çevirdik nunu, sonra da işte yukura bilbe, sonra da ba ile okumaktır. Der bitirirdi tanımı ama öyle demiyor. Ve ihfâuhâ indel bâi bihunne diyor. O zaman bunu da gerçekleştirmek zorundasın. Filan. Bu teferruat. Siz hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde okursunuz. Araplar şöyle okuyor, böyle okuyor. Belki de bu. Yani ve ihfâuhâ indel bâi kısmını onlar gerçekleştirdikleri için biz zannediyoruz ki onlar onu ihfâ ile okuyor. Vâka ihfâ harfleri içerisinde sayanlar da var bâ harfini. O ayrı. O ayrı. Evet, peki. Uzatma süresi ne kadar bu hocam? Aynı. Şimdi onlara geliyor sıra zaten. Evet, şimdi şunları bir okuyalım ondan sonra. Bize bu lazım. Uygulama lazım. Adını bilmesen de olur. Leyum bezenne. Leyum bezenne. Şeddenin olduğu için onu da aynı boyda tutuyoruz. Mim. Bakın tamamen dudaklarımı yummuyoruz. Min ba'di. Evet. Semî'un basîr. Buyur. Semî'un basîr. Şimdi sen buyur. Aynı şeyi yaptık. Başka bir dostlarca oynatır mı? Ha yok. Yok. Şimdi leyum bedenneye bakın. Aynı kelimede. Sakin nun ile. Tabi tenvinde bu dediğin söz konusu olmaz. İlla tenvin varsa mutlaka ayrı ayrı kelimeler. Ama sakin nun burada gördüğün gibi aynı kelimede. Sakin nun ile ba aynı kelimede bulunabilir. Ama min badi derken min ayrı kelime, badi ayrı kelime. Hani, öyle bir ayrım burada yok. Dünya. O ayrı ama. O ızharın içinde, ne o idam malumunenin içinde onu mütalaa edeceğiz. O ayrı. Hocam dudaklarınız değmiyor mu? İlk etapta tabi. Evet değmiyor. Doğru uygulanışı o. Hükmü vacip. Geldi tutma ölçüsü sormuştunuz. Bir harften çok, iki harften az. Şimdi bu genel geçer bir kaydı arkadaşlar. İçinde
gunne olan bütün tevhid kurallarında bu tutma var. İçinde gunne olan bütün tevhid kurallarında bir harften çok, iki harften az miktarda tutulur. Evet. Şimdi iklapta var mı? Var. Zaten bak tanımın içinde, yukarıda geçti. Ve ikhfâvuhâ indel bâhi bi gunne dedi. Bakın tanımın içinde de gunne var. İklâf. Ondan sonra ikhfâ. İhfâ-i şefeviyye. İhfâ-i şefeviyye. Evet. İdram mal hunne. Adı üstünde. Hunneli idram demek zaten. İdramı mal hunne. Ondan sonra idram misliğin mal hunne. İdram misleyin maalunne şeddeli mim şeddeli mim şöyle şeddeli nun şeddeli nun şeddeli mim şeddeli nun. Bakın bunların hepsinde bir harften çok, iki harften az miktarda tutacağız. İklaf, ihfa, ihfa-i şefeviyye, idam malunne, idam isteyin malunne, şeddeli mim, şeddeli nun. Teşdit malunne deniyor onlara. Şimdi sadece iklafta yok tutma. Yani onu böyle ayrı bir bilgi olarak oraya ekledik. Nerelerde tutuyoruz? Hep böyle tutun tutun diye ikaz ediyoruz ya size. Nerelerde tutuluyor başka? İşte buralarda tutuluyor. Bunların hepsinde hunne olduğu için hunneyi belli edecek kadar bir harfin üstüne çıkmamız gerekiyor. İklab bitti. Geldi idam. Veya idam olur dedik. Ne zaman? Kendin veya sakin nundan sonra şayet ler harfleri lam bile ra geldiyse idram bilavun b şayet yemnu harfleri kendin veya sakin nundan sonra yemnu ya mim nun vav dört harf biri gelirse bir şart daha var. İkisi aynı kelimede bulunursa yok. Farklı kelimelerde bulunursa idram malumne olur. Olur da hocam idram ne demek? İdram ne demek? Bir kelimeyle katmak demek. Katmak. Evet. Tamam. Bir kelimeyle katmak demek. Şimdi bunu buna boşaltıyorum. Yaptığım işin adı ne? İdam. Evet. Yaptığım işin adı idam. Bunu buna katıyorum. Evet, katalım olmazsa. O su lazım olacak bana. Çay soğudu. Evet, böyle katıyorum şimdi bak. Bu işin adı idam. İdhal demek. Girdirmek. Katılan bu. Yani bunun içindeki su. Bu kap. Katılana müduam deniyor. Kaba da müduamun fih deniyor. Müduamun fih. Oldu mu? Heh. Yaptığımız iş neymiş? İdram. Bunu buna kattım. İdram ettim. O kadar. Anladınız mı şimdi? Peki bu şekil mi devam etti yoksa kabın şeklini mi aldı su? Çay. Değil mi? Bardağın şeklini aldı. Yani müdvamın fiihin şeklini aldı. Heh, bunlar lazım bize. Evet. Şimdi durup dururken idam edilmiyor.
Şimdi idamın genel bir tanımı bu. Istilahtaki manasını anlamaya çalışalım. Tecvid ıstılahatında ise aralarında misliyet, cinsiyet veya gurbiyet sebebiyle alaka bulunan iki hal. Şimdi bunlar tek tek ileride üç tane farklı idgam olarak karşımıza gelecek. Yarın göstereceğim onları. Misliyet alakası varsa idgam misliğin olur diyeceğiz. Cinsiyet alakası varsa idgam-ı mütecaniseyn olur diyeceğiz. Gurbiyet alakası varsa idgam-ı mütegaribeyn olur diyeceğiz. Onu oraya havale ediyoruz. Yarın göreceğiz. Şimdi bu üç idgamın sebebi. Bu üçü idgamın sebebi. İdgamın sebepleri nelerdir? Misliyet, cinsiyet ve gurbiyet. Ama bunların ne olduğunu acele etmiyoruz. Yarın göreceğiz. Okuyun gelin. Yarınki ödeviniz. Şimdi idgamın sebeplerini bir araya getirmişim. Sonra da şartlarını yazmışım. Bu tanımı o şekilde oluşturmuşum. Şimdiki söyleyeceğim de idgamın şartı. İki harften illa iki harf olacak. Bu da rükün. Bir müdam, bir de müdamın fiil. İdamın rüknü bunlar. Müdam, müdamın fiil. Katılan ve kam. Yani şimdi biri biri olmazsa kimi neye kaçacaksın değil mi? Bak iki tane rükün bunlar. Bu artık müdam durumunda şimdi. Bundan buna katıyoruz. Kata bir benim su da gitti şimdi. Evet. Müdam ve müdamın fiil idamın rüknü. Evet. Misliyet, gurbiyet ve cinsiyet bunlar da sebebi. Şimdi geldi sıra şartına. Şartı da şu. Orada hemen söylemişim. İlk harfin sakin olması gerekiyor bizde. Bizdeki idam uygulamasında, kıraat-ı asım, rivayet-i hafızda. Peşindeki harfin harekeli olması gerekiyor. Oldu mu? Ve sakin olan harfin önce gelmesi gerekiyor. Oldu mu? Zaten onu söylemişim. Önce gelen sakin harfi, sonra gelen harekeli harfin içine katıp şeddeli bir şekilde okumak. İşte buna idam deniyor. Uzun lafın kısası. Uzun lafın kısası. Evet. İdam sebeplerinden birisi sebebiyle alaka var aralarında iki harfin. Bu alakadan ötürü önce gelen sakin harfi sonraki harekeli harfin içine katıyoruz. Lam ile ra. Bir de nun. Ne alaka var aralarında? Değil mi? Dil, ucu, harfleri. Biz bu üçünü birleştirdik, tasarruf edip ama aslında ne dedik kitabi bilgi olarak? Lem ayrı bir cüz-i mahreci var. Ra, nun ayrı ayrı cüz-i mahreçleri var dedik. Demek ki lem, nun, ra bu üçü de dil ucuyla alakalı üç harf. Her ne kadar mahreçleri farklı farklı olsa da birbirine yakın. İşte demek ki idgam sebebi burada yakınlık. Yakınlık. Gurbiyet yani. Zaten Allah razı olsun hocalardan birisi eski mukaddem eserlerde idgam malunnenin veya bilavunnenin kah idgam-ı mütegaribeynin içinde kâh idram-ı mütecaniseynin içerisinde mütala edildiğini söyledi. Biz zaten buraya niçin aldık bunları? Tennin veya sakin nunun halleri başlığı altına da girdikleri için aldık. Evet. Yoksa şunu haklı olarak sormanız lazım. Hocam dedin ki durup dururken idram edilmez.
üç sebep tahtında idam edilir. Burada hangi sebepten dolayı idam ettik? İşte ben de cevap vermiş oldum. Gurbiyet sebebiyle. Mahreçleri birbirine bu üç harfin yakın. Sakin nun kime uğruyor? Lama. Sakin nun kime uğruyor? Ra'ya. Nun ile lam, nun ile ra arasında gurbiyet var. Mahreçleri birbirine yakın çünkü. Ha, bu yakınlık sıfatlarda da olabilir. Veya sıfatları yakındır. İkisi de kurbiyet alakasıdır.